Efe Online'dan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Fatih Günaydın. Bugün sizlere Efe'oğlu son bir haftada neler yaptı sorusunu cevaplayacağımız bir video sunumu hazırladım. Ve bunu her hafta paylaşacağımız bir video serisi haline getirmeyi düşünüyorum. Öncelikle süreç takibimizi nasıl sağladığımızı, zorluklarından ve sürecimizi nasıl ilerlettiğimizden bahsetmek istiyorum. Şu an ekranda bir projemize başladığımızda karşılaşacağımız tüm standart işlerin şablon halini görüyorsunuz. Bir projede başla ve bitir aşamasında geçen tüm aşamaları görev ve kilometre taşı olarak nitelendirdiğimiz ve işleyişimizde merkez aldığımız Gantt şeması üzerinden takibini yapıyoruz. Merkeze alacağımız bu iş akış şeması için oluşturacağımız şablon oldukça tutarlı olmalı ve bizi yanıltmamalı. Şablonla beraber bu iş yapacak çalışma arkadaşlarımızın ve takibinin de disiplininden şaşmaması ve bizi yanıltmaması gerekiyor. Bir standart projemizde ekstra hiçbir çalışma istenmemesi durumunda 194 kalem işin listelendiği ve bizim buna olabildiğince sadık kalmaya çalıştığımız bu sürecimiz yürütmeye çalışırken hava durumundaki değişiklik, çalışma arkadaşımızın rahatsızlanması, malzeme tedariğinde yaşanan problemler, ülkemizde son zamanlarda olduğu gibi kısıtlamalar ve benzeri gibi yaşanabilecek durumlar tüm projelerimize yansıyor ve bunu tabiri yerinde ise tüm projelerimizde işleyişimizi tekrar raya oturtmak için önemli bir çaba gösteriyoruz. Kısaca bu bilgileri aktardıktan sonra aşama aşama evlerimize bakalım. İncek'teyiz. Cengiz Han Bey'in eviyle başlamak istiyorum. Şu an sonlama aşamasını tamamlamak üzereyiz. Bu hafta evimizin teslimini gerçekleştireceğiz. Görüldüğü gibi peyzaj çalışmalarımız da sürüyor. Peyzajında sert zeminde taş döşemelerimiz, çimlendirme ve aydınlatma elemanları ile çalışmalarımız duruyor. Onları da tamamladığımızda yine sizlerle paylaşımda bulunacağım. Cengiz Han Bey'in veranda tabanında farklı bir uygulama yapıldı. Buralarda ahşap latalarla verandamızda gölge oluştururken dayanım açısından kırılmaya karşı cama göre 300 kat daha dayanıklı, çok daha hafif ve 10 yıl garantili olan solid polikarbon ürünümüzü kullandık. Bu ürünün dayanımı ve kullanımı anlaşılması için polislerin kullandığı kalkanların bu malzemelerin üretildiğini söyleyebilirim. Bunun montajı sırasında formen arkadaşlarımızın tespit ettiği kusur durumlarını kabul etmedik ve çalışma yapan firmadan düzeltmesini istedik. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta uyguladığımız ahşap lataya sabitlenirken zarar verilmiş, gerekli düzeltmeler yapıldı. İşin sonunda gayet kullanışlı ve keyifli bir veranda alanı yaratmamıza olanak sağlamış oldu. Evimizin içine geldiğimizde de merdivenlerimizde masif ahşap kayın basamak tercihinde bulunduğumuzu görüyoruz. Yine bu noktada denetmen arkadaşlarımızın tespitiyle merdivenlerde oluşan terazisizlikten dolayı basamağımızı tekrar söktürüp düzeltmesini istedik. Ahşap korkuluklarıyla ile beraber merdivenimizi de bitirdiğimizde yine sizle paylaşımda bulunacağım. Evimizin içine olan çalışmaları genel olarak gezdirmek istiyorum sizle. Gördüğünüz gibi evimizde tüm montajlarımızı gerçekleştirdik. Evimize dışarıdan tekrar baktığımızda kamera sistemi, aydınlatma sistemi gibi projemizde bulunan çalışmaların kablolarını ve gerekli tesisat çalışmalarını yaptıktan sonra sert zemin uygulamamızı yaptık. Şu an sert zemin uygulamamızı tamamladık. Şu anda su basman temel kaplaması uygulaması da sürüyor. Balıkesir Enes Bey'in evindeyiz. Görünce direkt tanıyacaksınız. Bu evimizi sonlamamış mıydık sorusu oluşacaktır aklımızda. Evet sonladık. Sadece içeride merdiven basamaklarımızda yine masif ahşap kayın tercihinde bulunduk ve bunun montajı için bekledik. Onunla ilgili görseli de bir sonraki slaytta paylaşıyorum. Malzemelerimizi temin edip bu şekilde yerinde de uygulamış olduk ve teslimini de bu hafta Enes Bey'in kendisine yapmış olacağız. Ankara Gölbaşı Ahmet Bey'in evindeyiz. Beyaz Melek adını verdiği Türker Bey'in çok bilinen tasarımını gösteriyorum. Sürekli merak ediliyor bu evimizin uygulanmış haliyle ilgili görüntüler bekleniyor. Sosyal medyada bununla ilgili paylaşım yapılıyor fakat tabii bir süreklilik kazanmayınca müşterilerimiz ve izleyicilerimiz bunun takibinde bulunamıyor. Şu an bu evimiz boya aşaması tamamlandı. Son haliyle ilgili iskelelerin sökülmüş haliyle ilgili bir fotoğraf henüz mevcut değil. Lakin dediğim gibi boya uygulamaları tamamlandı. İçeride seramik işimiz de tamamlandı. Bu hafta parke uygulaması olacak ve buranın da aynı şekilde merdiven kaplamaları ve korkuluğu da bu hafta tamamlanacak. Siz de böyle gezdirmiş oldum. Aynı şekilde buranın cam tuğlası da örüldü. Burası da kapandı. Bununla ilgili gelen fotoğrafları da bir sonraki haftada sizlerle paylaşırım. Zaten seramik uygulamamızı tamamlandığını da söyledim. Lakin burada fotoğraf da mevcut değil. Bir sonraki hafta bunları da göstereceğim sizlere. Burası da Ertan Bey'in evi. Ertan Bey'in evi de Ankara Elmadağ'da bulunuyor. Yine Türker Bey'in tasarlamış olduğu kodlu projede görebilirsiniz. Burada benim en çok dikkatimi çeken bu eve yakıştığını düşündüğüm detay söve detayları. Ciddi anlamda evin havasını değiştirdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda rengini de çok beğeniyorum. Buranın da yine parti uygulamasını ve cam tulu uygulamalarını, seramik uygulamalarını tamamladık. Sonlama aşamasına geldiğimiz bir ev. Bu hafta da sonlama ekibimizi göndereceğiz kalabalık bir ekip olarak. Buranın da gerekli işlemlerini, kurulumlarını, montajlarını, dolap montajlarını yapacaklar. Ondan sonrasında da tamamlayıp çıkmış olacağız inşallah. Gördüğünüz gibi beyaz korkuluk tercihinde bulundu müşterimiz. 8 santimlik süpürgelik tercihinde bulundu. Bunları uyguladık. Gayet şık, güzel bir hava kattığını söyleyebilirim. Burası da Esra Hanım'ın evi.
Burası çok önceden inşa ettiğimiz bir ev. Burada da yine müşterimiz otomatik sulamanın devreye alınmasını istedi bahçede, peyzajında. Geçen hem kamelya montajı yaptık hem de bu korkuluklarımızı boyamıştık. Aynı şekilde peyzaj çalışmasında yürüttük. Bu çimlendirme kısımlarını yaptık. Tabii buranın otomatik sulamasının devreye alınması gerekiyordu. Bunu zaten bu tarihler için konuşmuştuk müşterimizle. Kamelyasındaki oluşan deformeleri de göstermiş olayım sizlere. Bu şekilde deformeler oluştu. Tabii bunu bekliyorduk. Yani bu şekilde bir kış ayında böyle deformelerin oluşacağını bekliyorduk. Zaten yazın geldiğimizde, bahara doğru geldiğimizde bunların giderileceğini söylemiştik müşterimize. Bu şekilde bir kamelya tasarımı yapmıştık evinde. Sert zeminini attıktan sonra seramik kaplamasını uygulayıp kamelyasını uygulamıştık. Çim alanlarında yine biz uyguladık. Burada da yine sulama sistemini çalıştırmak için arkadaşlarımızı gönderdik. Kamelya ve korkuluklarımızı da boyayarak işlerimizi teslim ettik. Bu şekilde arkadaşımızın boyadığını da görüyorsunuz. Yeniden vernik ve boya atıldı. Aynı şekilde Ramazan Bey de Esra Hanım'ın komşusu. Zaten burayı da biz tasarladık zaten arkadaşlar. Oranda da aynı sorun vardı. Dediğimiz gibi zaten uygularken bunu beklediğimiz bir sorundu. Yaz aylarının gelmesiyle beraber burada tekrar uygulamalarımızı yaptık. Ramazan Bey'in evinde de yine aynı şekilde peyzajını biz çalıştık. Çimleme çalışması yaptık. Burada sulama sisteminde kör noktalar oluştuğunu söyledi kendisi bize. Bazı noktaların sulanmadığından bahsetti. Gelip kontrollerimizi sağladık. Kontrollerimizin ardından o bölgelerde nerelerde sulama sistemimiz aktif olmuyorsa, kör noktasına denk geliyorsa orayla ilgili tekrar çalışmalarımızı planladık. Bir sonraki gittiğimizde de tekrar oraya gerekli işlemleri uygulayacağız. Burası da yine görmeye aşina olduğunuz bir evimiz. Zeynep Hanım'ın evi. Ankara Beynam Karahali'de bulunuyor. Burayı tamamladık. Burada ufak işlerimiz kaldı evimizin içerisinde. Zaten önceki videolarımızda da göstermiştik. Detaylı bir şekilde gezdirdik. Burada Zeynep Hanım ufak bir peyzaj çalışması istedi bizden. 30-40 santim yüksekliğinde bir duvar görmek istedi. Onun üzerine de panel çit görmek istedi. Binamızın etrafını panel çitle döneceğiz. Sonrasında giriş kapısını da aynı şekilde raylı panel çitten uygulanmasını istedi. Biz öncesinde alanımızı tesviye ettik. Bahçe toprağımızı serdik. Trotuar çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında da bu bahçe duvarımızı örerek üzerine panel çitimizi uygulayacağız. Bu hafta burayı da teslim edeceğimizi düşünüyorum peyzajla beraber. Yine sizlere önümüzdeki hafta zaten buranın gelişmelerini paylaşırım. Burası da ön cephesinden, verandanın baktığı cepheden görsel. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu da mimarımız Türker Bey'in yine tasarlamış olduğu çok konuşulan bir proje. Uzun zamandır bunu ne zaman uygulayacağız diye bekliyordum ben de. Muğla'da uygulamaya başladığımız bir proje bu. Yine aynı render açısından bir görsel paylaşacağım sizle şimdi. Aynen bu şekilde bir görüntüsü var şu anda yerinde de. Ağırçelik detayının fazla olduğu bir projemiz bu. Yani şöyle söyleyebilirim. Yapımızın genel maliyetinde %33'e varan bir çelik detayı, çelik maliyeti çıktığını söyleyebilirim bu yapımız için. Ciddi anlamda o kısımda maliyeti yüksek bir proje oldu. Tabii biz de silebiliriz. Şu an burada tesisat çalışmalarımız da aynı şekilde bu hafta sürdü. Arkadaşlarım tesisat çalışmalarının kablolama işlemlerini yaptı. Aynı şekilde bu açıdan da bir render paylaşmak istedim sizlerle. Yine bu da arka cephesi. Bu açıdan da yine sahadan çekilmiş fotoğrafını da sizlerle paylaşıyorum. Kaba inşaat malzemelerimizi Ankara'dan gönderdik. Bordeksimizi, alçıpanımızı ve gördüğünüz yalıtım malzemelerimizi Ankara'dan gönderdik nakliyemizde. Yerinde arkadaşlarım istifledi. Sonrasında buranın da bayram demeden, tatil demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Burayı da en yakın zamanda bitireceğiz inşallah. Yine bahsettiğim gibi ağır çelik detaylarımızı görüyoruz burada. Bulonlarla bunları sabitledik ve binamızın taşıyıcı sistemini oluşturduk bunlarla. Burası da yine Ankara evi dediğimizde direkt aklımıza gelen yapılarımızdan birisi. Mehmet Bey'in evi. Mehmet Bey'in evinde inşaatımızı tamamladık, teslimimizi yaptık. Mehmet Bey bir de ayrıca verandamızda bu trotuar alanlarımızda, yürüyüş yollarımızda ve aşağı kata inen merdivenimize bahçeden seramik kaplamak istedi. Bütünlüğü korumak istedi. Bizlerden böyle bir istekte bulundu. Bizler de planımızı, programımızı yapıp gelip burada çalışmalarımızı yürüttük. Aynı zamanda burada korkuluk eksiğimiz vardı. Korkuluklarımızı da tamamladık. Evimizi tekrardan hem dışarıda istediği istekleriyle beraber teslim etmiş olduk. Aynı zamanda burası da Kırıkkaya'da bulunan bir evimiz. Mehmet Bey'in evi. Burada da yine sonlama aşamasını yaptık. Evimizi tamamladık. Bu verandamızın kenarında separatör görevi görecek. Ahşap latalarımızın uygulaması işi kalmıştı. Mobilya ustamız Bünyamin Usta direkt bu işle ilgilendi. Kendisi burada çalışmalarını yaptı. Antrasit renkte binamızın cephesiyle uyum sağlayacak renkte ahşap latalarımızı yerinde montajını gerçekleştirdi. Bununla ilgili geniş açıdan göreceğimiz görseli de paylaşıyorum şimdi bu slaytımızda. Gördüğünüz gibi gayet ferah, güzel bir hava katan tasarım oldu. Burayı da İlknur Hanım'ın tasarladığı bir ev. Birebir olduğunu söyleyebilirim tasarımla uygulanan. Burası da sunumda başta belirttiğim gibi Ahmet Bey'e tasarlanmış evin aynısı. Aynı şekilde belirli revizelerle, farklılıklarla Ayaş'ta uyguladığımız bir ev. Yasin Bey için uygulanıyor. Şu anda pencere doğrama montajlarımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki bu haftada boya uygulaması için arkadaşlarımızı göndereceğiz. Burada yoğun bir çalışma olacak tahmin ediyorum. 15 günlük bir çalışma olacak. Sonrasında da evin içerisine girip kalan işlemlerimizi yapacağız. Ondan da bir
görsel paylaşmak istedim sizlere. Zaten bu evimizi de yakından takip ettiğinizi düşünüyorum. Burası da en son uygulamaya başladığımız Gönül Hanım'ın arsasından bir görsel. Temel uygulaması başladı burada. Bayram sonrasında buranın betonu atılacak. Sonrasında da kaba inşaat kurulumumuz için çalışmalara başlayacağız. Çeliklerimizi istiflemiştik zaten yerinde. Bu şekilde tırla gönderdik Ankara'dan. Yerinde düzgünce istifledik. Demir donatılarımızı görüyorsunuz. Çeliklerimizi görüyorsunuz. Bundan sonrasında temel betonumuzu attıktan sonrasında da üzerine kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her hafta bu şekilde bir sunum yapmayı düşünüyorum sizlere videomuzun başında da belirttiğim gibi. Umarım faydalı oluyordur. Sizleri takip açısından kolaylık sağlıyordur. Hem izleyicilerimize hem müşterilerimize bilgi katması açısından böyle bir video hazırlamanın mantıklı olacağını düşündüm. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bunu bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da farklı sorularınız olursa, anlattığım detaylar arasından sizin de katmak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmında bunu konuşabiliriz. Tekrar haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.